hayatımızın en pahalı yakıtını kullanıyoruz. Araç kullanmaktan vazgeçmiyoruz, her geçen gün artan fiyatlardan da memnuniyetsizlik duyuyoruz. Öte yandan karayolu trafiğinde araçlarımızla egzoz emisyonunu artırıp hava kirliliği yaratıyoruz. İşte bu iki sorun karşısında çözüm sunan, dünyanın 40'tan fazla ülkesinde kullanılan çevre ödüllü enerji tasarruf cihazı Ultimate Cell, Entatak'in Türkiye distribütörlüğünde %80'e varan egzoz emisyonunda azalma ve %30 yakıt tasarrufu vaat ediyor. Dünyanın en pahalı yakıtını kullanıyor, tasarrufun yollarını arıyoruz. Her 100 kilometrede 1 litre yakıt tasarrufu sağlayan, %80'e kadar da egzoz emisyonunu düşüren yakıt tasarruf cihazı Ultimate Cell, hem bütçemiz hem de çevre kirliliğini önleme girişimleri açısından değer taşıyor. Ekonomik ve çevreci sistem dünya genelinde hızla yaygınlaşıyor. Uzun yıllar yurt dışında yaşayan girişimci Necdet Koç, çevreci yakıt sistemlerini yakın takibi alıyor. Almanya'da televizyonda gördüğü bir haber ilgisini çekiyor ve yakıt tasarrufuyla birlikte çevre kirliliğinin önlenmesini de sağlayan cihazı Türkiye pazarında tanıtmak üzere Almanya'dan kesin dönüş kararı alıyor. Entatek firması olarak 2014 yılının Ağustos ayında Ultimate Cell'in Türkiye distribütörlüğünü aldık. Bunun daha önceki bazı yayın kuruluşlarında filmlerini ve diğer görsel yayınlarını izledim. Daha sonra cihazın gerçekten işe yaradığını tespit ettikten sonra 2014 yılının Ağustos ayında Türkiye distribütörlüğünü aldık. Cihaz yaklaşık olarak %30'a kadar yakıt tasarrufu yapabilen, artı %80'e kadar egzoz emisyonunda düşüş yapabilen bir cihaz. Bunu diğer ülkelerde kanıtlamış bir cihaz. Şu anda Portekiz'de ve İrlanda'da çok yoğun olarak kullanılan bir cihaz olduğu için bunu Türkiye distribütörlüğüne aldık. Dünya genelinde 40'tan fazla ülkede tercih edilen sistemin üreticisi Portekizli. 4 yıllık Ar-Ge çalışmaları neticesinde Lizbon'da ve İrlanda'da elde edilen başarı, sistemin özellikle çevre hassasiyetine sahip ülkelerde hızla yaygınlaşmasını sağlıyor. Üretici firma Portekizli bir firma. Bunu yaklaşık olarak 2-3 yıl İrlanda, İspanya ve Portekiz'de kullandıktan sonra 2014 yılında dünyaya açıldı firma. Şu anda yaklaşık olarak 40 ülkenin üzerinde distribütörlüğü olan bir firma. Ayrıyeten yapmış olduğu tasarruf ve egzoz emisyonundaki düşüşte kendini ispatladığı için dünyada satışı ve yaygınlaşması çok kolay bir şekilde gerçekleşti bunun. Sistemin çalışma prensibini merak ediyoruz. Nasıl oluyor da %30 yakıt tasarrufu, %80'e varan egzoz emisyonunda düşüş sağlanıyor? Çalışma prensibi elektroliz yöntemiyle hidrojen üreterek, bu hidrojeni yanma odalarına göndererek, yanma kalitesini yükselterek, aracın atık yakıt atmasını önleyerek, daha verimli yakıtını daha verimli yakarak daha verimli çalışmasını sağlıyor motorun. Bu da yanında yakıt tasarrufu ve egzoz emisyonunda düşüşleri meydana getiriyor. İstanbul'da trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin önüne geçmeye çalışan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, motorlu taşıtlara yönelik denetimleri sıklaştırıyor. Yapılan kontrollerde egzoz emisyon değerleri normal çıkan araçlara teşekkür edilerek gönderilirken, limitin üzerinde çıkan araçlara ise 1700 TL ceza kesiliyor. Yakıt tasarruf cihazı ceza riskini de ortadan kaldırıyor. Net rakamlarla ifade edecek olursak yapılmış deney sonuçları var. Bunlara göre %80'e kadar egzoz emisyonunda düşüş yapıyor. Artı %30'a kadar da yakıt tasarrufu yapabilen bir cihaz.
Bizim gibi yakıtı oldukça pahalı kullanan ülkelerde tasarruf etkisi ön plana çıkmakla birlikte, sudan ucuz yakıt kullanan petrol ülkelerinde cihazın çevreci etkisi ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz yıl İrlanda'da gazeteciler ve basından çevre ödülü almış bir cihaz. Artı şu anda özellikle Arap ülkelerinde çok satılabilen bir cihaz. Arap ülkelerinde, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde satılıyor. Buradaki satış amacı yakıttan daha ziyade çevreci olması. Cihazın çevre etkilerini göz önünde bulundurularak satışını gerçekleştirilmesi. Karayolu, insan-çevre ilişkilerinde en önemli mühendislik yapılarındandır ve yerleşim alanlarını birbirine bağlayarak sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamda etkili rol oynar. Ancak bu durum, benzinli ve dizel motorların egzoz gazlarıyla hava kirliliğine neden olan kaynakların başında geldiği gerçeğini değiştirmez. İşte bu sorun karşısında çözüm sunduklarını söyleyen Necdet Koç, hedef kitlemiz tüm araç sahipleri diyor. Hedef kitlemiz otomobil olan herkes. Birincisi çevreciyiz. İkincisi yakıt tasarrufu çok önemli bir sorun. Şu anda dünyanın en pahalı yakıtlarından birini Türkiye kullanıyor. Çünkü kendi rezervi olmayan bir ürün, devamlı ithal edilen bir yakıt tabii ki pahalıya mal oluyor. Bunun için Türkiye'de bu cihazın çok başarılı olabileceğini düşünüyorum. Onun için de bu işe girdik. Bu sistemden faydalananlar sadece binek araç sahipleri değil elbet. Cihaz içten yanmalı bütün motorlarda yakıt tasarrufu sağlıyor. Şantiye alanına dönen ülkemizde pek çok projede kullanılan iş makinalarında da bu cihazla yakıt tasarrufu elde etmek mümkün. Öte yandan deniz araçları da unutulmamış. 3 çeşit ürünümüz var. Birincisi binek araçlar için, küçük araçlar için. İkincisi kamyon, otobüs, iş makinesi ve jeneratör gibi makineler için. Üçüncüsü deniz araçları için, yatlar, botlar, balıkçı tekneleri gibi ürünler. Necdet Koç, ürüne o kadar güveniyor ki memnun kalınmazsa bir ay içerisinde iade garantisi veriyor. Beğenir de kullanmaya devam etmek isterseniz yapacağınız tek şey 70 bin kilometrede bir içindeki elektrolit sıvıyı doldurtmak. Bizim cihazımız 2 yıl zaten firmanın garantisi var. 1 ay içerisinde iade garantisi var. Eğer müşteri memnun kalmazsa koşulsuz iade edebilir. Artı içerisindeki sıvının ömrü 70 bin kilometre veya iş makineleri, yatlar, botlar, jeneratör gibi sabit çalışan motorlarda yaklaşık olarak 2000 saat ömürlüdür. 2000 saat sonra içerisindeki elektrolit sıvı değişerek tekrar 2000 saat gitme özelliği olan bir cihaz. Bunun da maliyeti çok düşük. Bugünkü fiyatlarla yaklaşık olarak cihaz başına 30 euro gibi, yani bizim 100 lira gibi bir masrafı var. 100 liralık bir masrafla tekrar 70 bin kilometrelik cihazın bir kullanım ömrü daha olacaktır. Necdet Koç, cihaza gösterilen ilgiden memnun. Ancak daha evvel piyasada satılan, tasarruf sağladığı iddia edilse de beklentiyi yeterince karşılayamayan ürünlerle karşılaştırılmaktan yakınıyor. Tüketici güvenini sağlamak adına deneyin, memnun kalmazsanız iade edin diyecek kadar da cihaza güveniyor. Daha önceki satılmış cihazlardan dolayı bizim yani bize tereddütle bakıldı hep. Ama kullananlar, herkes birbirine kullanan bir diğerine tavsiye ederek şu anda genişlemeye devam ediyoruz. Yakıt tasarruf cihazından memnun kalan bir diğerine tavsiye ediyor. Ağızdan ağza pazarlama yöntemiyle mecra genişliyor. Öte yandan Necdet Koç, Türkiye genelinde bayilik verdiklerinin de altını çiziyor. Asıl hedefimiz Türkiye'nin geneline bu hizmeti yaymak. Türkiye'nin genelinde bayilik ağı oluşturarak Türkiye'nin her noktasında bu cihazı satmak. Hedefimiz bu. Şu anda yaklaşık olarak 10-15 civarında bayimiz var. Bu şekilde şu anda işi götürmeye çalışıyoruz.
bayilik alabilmenin tek şartı otomobil tamir bakım servis hizmetlerinde yetkin olmak. Bayilik almak isteyen arkadaşlar eğer otomobil tamir, elektrikçilik veya diğer işlerle meşgul olan arkadaşlar bizden almış oldukları kısa bir eğitim, 5 saatlik bir eğitim sonunda cihazı monte edebilecek pozisyona getirerek bunlara bayilik veriyoruz. Bayilik almak isteyen arkadaşları bekliyoruz. Binek araçlarda sağlanan tasarruf iş makinalarında da kendini gösteriyor. Necdet Koç somut sonucu rakamlarla ortaya koyuyor. Biz mesela iş makinelerine taktık. İş makinesinde 40 saatte 41 litre mazot yakan bir iş makinesinin yakıtı saatte 34 litreye düştü. Bu da saatte 7 litrelik bir kar demek. Bu 8 saat çalıştığını sayarsak 56 litredir. Küçük araçlarda yaklaşık olarak her 100 kilometrede 1 litrenin üzerinde yakıt tasarrufu yapabiliyor. Kurucu Necdet Koç sözlerini noktalarken yakıt tasarruf cihazı kullanımının Türkiye'de yaygınlaşacağına inanıyor, cihazın çevreci niteliğine vurgu yapıyor. Gelecekte bizim cihazımızı herkes kullanacağından ben eminim. Çünkü gerçekten tasarruf yapan, gerçekten çevreyi koruyan gerçek bir cihaz. Şu anda dünyanın 40'ın üzerindeki ülkesinde satılan bir cihaz. Onun için biz çok ümitliyiz.